Selamlar YouTube. Bugün sizlerle yürüyüz abi arkadaşlar. Bugün sizler ne yapacağız? Zaten başladı görüyorsunuz ne yapacağımızı. Ama öncelikle sizle 2 dakika konuşmamız gereken bir şey var. Birazcık değişik konuştum ve hızlı konuştum. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Yorumlara bekliyorum. Bu arada 1000 abone olmamız gerekiyor. Artık 400 aboneyiz. Videolarımız izlenmeye başladı. Teker teker hepinize teşekkür ediyorum. Like'larınız, yorumlarınız için. Yorumlarınızı gerçekten çok ihtiyacımız var. Aşağıda bekliyorum. Her türlü hani ne istiyorsunuz? Hani hangi videoları istiyorsanız aşağıda belirtebilirsiniz ama size önemli konuşmamız gereken konu lütfen abone olun. Cidden hani gerçekten sizden istiyorum. İzliyorsunuz videoları 4000-5000 izleniyor. Teşekkür ederim gerçekten. Ama birkaç abone olursanız tekrar bildireceğiz. Bu başka da gördüğünüz gibi motosikletimizde bir arıza var. Kendisi başlı başına bir arıza. Orayı katmazsak biz birlikte tamirleyeceğiz. Öncelikle hiç çalıştırmayacağım. Sıkıntısını söyleyeyim. Büyük ihtimalle kalp pislik vesaire var. Çünkü benzinini değiştirdim, baktım düzgün. Hiçbir sıkıntı yokken kendi kendine boğulmaya başladı. Yani şu şekilde. Devir düşükken boğuluyor ama devir hızlandığınızda bir daha boğulma kesiliyor. Aynı hızıyla gidiyor ama devir düşükken gaz yemiyor. Biz de dedik ki sen nasıl gaz yemezsin? Üstüne bindik abi. Hemen şu takımın oraya gidelim. Yanında değil çantası büyük ihtimalle. Şurada olsun, burada da yaparız. İyi gölge. Şuraya hemen alalım. Abisini dur bakayım. Şunu kaldıracağım. Ayağımızı tel. Öncelikle şunu yerinden sökmek istemiyorum. İnşallah sökülmeden dur. Bunun evet 2 tane vidası var. Normal 5 tane vidası oluyor ama bunun tane var. Hemen buradan kesemiyorsa benzin kısmını kestik. Yani kesti diyeyim, orada kesmedik arkadaşlar. Lütfen şeyi geçtik. Akık vanada. Ondan sonra elimize aslında şarjı marbımız vardı bizim. O şu an Bilecik'te abi'de bir tık büyüğü vardı. Küçüğü var, bakalım onu alayım. Hani daha bir şey deriz. Çok iyi bir şey yapıyor. İyisi var ama o da şeyde işte olduğu için. Açıl maçıl. Kapılarımız. Bu arada videoların kaliteleri biraz düşük. Kusura bakmayın, elimde kalkmaması yüzünden. İyiydik, kötü çıktı. Ama yine de kusura bakmayın. İmkanların iyilerde şöyle 50.000 abone olduğumuzda tabii ki de yani 50.000 60.000 şöyle verdiğim emeğin karşı gerçekten aldığım zamandık fedakarlıklar. Bunu siz de göreceksinizdir zaten. Ben de çok çok güzel kameralarla videolar çekmek isterim. Böyle büyük çözünürlük, ne bileyim titri vesaire ama şu an imkanları vermediği için mecburen bu tarzda beni sevenlik. Tabii ki de hiçbir zaman böyle devam etmez. Ben bu konuda işine sadık bir insanımdır. Yani işime yatırım yap, hatta şu an bir sürü kamera var. Ama şöyle, benim daha güzel kötü kameralarım da var. O kamera büyük ve açısı küçük. Siz bunu sevmeyeceksinizdir. O yüzden siz genel olarak genel kameraları seviyorsunuz. O yüzden de bunu kullanmayı tercih ettim. Neyse. Konumu ne olur? Bu arkadaş var. Ne kadar iş görür bir, en azından sökmeye yardımcı olur bize. Şuradan birkaç tane alalım. Buraya bir de düz uç lazım. Şu ince düz uç lazım. Ya da bunu alalım. Tamamdır. Orada şimdi sen gel gevşetmek için. Tamamdır. Elemanlarımız tamam. Ondan sonra suyunu doldurdum. Hatta tabii marş basarız. Olmamız lazım. Aksi üstünde sadece kablolarını takacağız. Ondan sonra bunun içindeki filtreyi eğer pislendiyse attım. Havuzun filtresi değil ya. Of. Çok karıştı. Çok. Sürtelim tabanca. Onunla temizleriz. Şimdi öncelikle saf gibi bununla sökmek. Çünkü sökmeyecektir. Şöyle yapalım bir dakika. Sökmeyecektir diye tahmin ediyorum. Deneyelim. Ha deneyelim bir dakika. Bir kıracağımı kafamı kırarım. Deneyelim. Zaten bu oraya girmeye. Bu da girmeyebilir. Girse bile açmayacak. Ben bulmuyorum işte. Buradan çok zahmetli oluyor. Kapı olsa zahmetli değil de. Biz bunu geçeceğiz arkadaşlar. Kolay olmayacak işimiz. Aslında kolay ama ben oradan sökmek. Olsun. Yapacak bir şey yok. İki anahtar 12-13 mü? Ya da 10-11 mi? 10-11 olamaz. 12-13 büyük ihtimal. Onu bir Allah. Seni bir.
12-13 vardı. Bununla bir de hatta deneyelim. Okumalar da var da. Bu. 10 bu. Şurada şunu alalım. Bir de şu vardı. 10-11 burada. Tamir edelim. Görev başarılı. Görev başarılı. Evet. Evet abi, hemen anahtarlarım. Şu en tehlikeli. Bu buradan inşallah çıkmıyordur. Şöyle hemen buraya gelelim. Allah'tan bittikten sonra öteki. Ama olacak gibi değil. Çünkü biraz sert sanırım. Evet. Sert. Yumuşak olsa ne olurdun ki? Yani yumuşak olsa ne olurdu ki? Kolay olurdu. Hadi. Çok sert. Çok sert. Vallahi çok sert. Egzozumuz da sıkılacak. Hatta onu da sıkabiliriz. Hadi. Yapabiliriz. Evet, sen de gel contası. Burayı koyduk. Şimdi abisini buraya alacağız. Evet, şu an kamerayla şöyle kamerayı kurayım. Görüyorum, kamera görüyor. Hemen sizin için deneyeceğim. Ama sıkma olmaz, sökme tabii ki de. Söktü lan. Bunu alabilirsiniz gerçekten. Garip. Bakın benzin dökülüyor. Şimdi kamerayı yakacak. Vallahi söktü ha. Tahmin ettiğimden şeymiş. Benzin dökülüyor. Dikkat edin bu arada. Böyleyken çok marş basma gereği duymayın. Yanarsınız. Yani bloğun üstünde benzin dökülüyor ya. Sıkıntı çıkabilir arkadaşlar. Şimdi şu anahtarları, hemen içindeki benzini görüyorsunuz. Değil mi? Yere düşen şeyleri. O pislik var tabii ki de. Onları bir yıkattırdık. Buraya koyalım. Onun içine yıkadık. Bakalım şimdi buraya. Zaten bunun içi temiz. Bu hortumlar falan da temiz. Hava filtresinin olduğu hortum da temiz. Nereye gitti lan hortum? Ananı satayım. Hava filtresinin şurada. Hava filtresi diyorum. Hava çıkışı var. Burada hortum olacaktı. O düşmüş. Ama ondan yapıyor olamaz diye tahmin ediyorum. Çünkü o varken de yapıyordu onu. Şu an bunda herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben. Diyeceksiniz cikle telefonu takıp cikliğe ihtiyaç duymadığımızdan dolayı. Yoksa takarız. Şimdi bunu yerine takalım. Abisi. Böyleydi değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi size bunun havasını almayı da göstereyim. Yani çabuk çalıştırma. Komple sıkmayın dedikten sonra benim komple sıkmam. Şu kadar küçük bir şey bile işinizi kolaylaştırıyor işte. Yani tornavida ile uğraştırmıyor sizi. Ama siz böyle bir küçük bir şeyiniz varsa yine de bir en son tornavida ile bir yoklayın. Ne kadar eliniz kadar sıkamaz. Evet. O bayağı da gayet sıkmış yani. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki, şu an bilmişler arkadaşlar çıkacak oraya. Diyecek ki, abi diyecek, buradan diyecek hava filtresine geçiş olan hortum olacak diyecek. Diyeceksiniz ki bu motor yandı ama yandı. Yok yani böyle de çalışıyordu, bu sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kamera niye 3 dakikadır çıkıyor? Demin kaydedip bir daha mı açtı? İnşallah silmemişsindir kaydı kameracığım. Yoksa artık bak canımı çok sıkıyorsun. Kendini her an duvarda görebilirsin. Şu an anahtarları almaya çalışıyorum, somonları.
Şimdi bu contanın bu tarafında bak. Conta var burada. Bunun da bu tarafında conta var. Yani bunlar karşı karşıya gelmeyecek. Tam tersi. Anladınız? Ama bunun şeyi var. Ona da bir bakarsanız deseni var. Deseni tek tek tutturursanız böyle iyi olur. Bunu da buradan takayım. Şöyle. Bu tarafı bayağı bir hallettik. Şimdi gidelim diğer tarafa. Hadi bakalım. Şu traktöre binince boğulma yapıyor. Yani kamera sesi kısmaya çalışıyordu ya. Onu bir tık çözdüm gibi hatırlıyorum. Bakalım çözmüş müyüm, onu da şimdi deneyeceğiz motosiklette. Şu hava ayarından da olabilir, ona da bakarız. Her şey kendimize göre gidiyor motorda. Yani bu motorun gittiğine ben inanamıyorum. Siz inanabiliyor musunuz? İnanıyorum diyenler ya da inanamıyorum diyenler aşağıda yorumlarda belirsin ki sayımızı bilelim. Çünkü ben inanamıyorum. 1. Eklendi İlhan Demir. Aşağı yorumlara da inanamıyorum yazacağım. Buraya kadar izleyenler varsa kendini de belirleyecektir ha. Bir bakalım. Ay şöyle küçük anahtarlarla çalışmaktan nefret ediyorum. Olacak bana kocaman. Haldır uldur sökeceğim. Genelde ben haldır uldur sökmekten vidaları yalama yaptırıyorum. O zaman da iyi olmuyor. Şu an bu da yalama yapacak. Az daha sıkarsam. Köpek ne yapıyorsun lan? Yavrularına mı gidiyorsun? Yani bir vidaları sıkarken çok da haldır uldur şey yapmayın. Evet. Şimdi vanayı açtık. Benzin dolmayacak. Tır diye tahmin ediyorum. Niye? Niye hemen söylüyorum size. Çünkü şurada bir tahliye vanası var. Bu vanayı şeyi açıyor. Hemen bir dakika. Şuradan sökeyim. Şunu yerine takayım. Onu açacağız. Oradan birazcık benzin şey yapacak, direkt çalışacak yani. Motoru bir daha bas 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 çalışmaz diye bir şey yapmayacak yani. Ama lütfen olmaz ki buradan, işte bu olmadı. Bu hiç olmadı. Bunları toplayalım. Şurada bir tane daha var, onu takalım yerine. Erişmiyor. Şuradan lüftona bir de bakacağız. Bunları yerine götürelim. İşte biraz uzatma olsa şeye kaba. Burada da var mıdır? Büyük ihtimalle yoktur. Traktöre bakacağız. Her an bir sürü anahtar var ama bulabilirsiniz gençler. Yarısı traktörde, yarısı motosiklette, yarısı sterekse. Anahtar bol. Ama bulabilirsen senindir. Hemen traktörümüze gelelim. En son videoda mezarlığı çekmiştim. Hala orada. Tabii bir önceki videoyu izleyenler varsa bilir. İzlemeyenler bilmez. Bakalım şuraya. Burayı ifli olur. Bakalım olacak mı? Bakalım motosiklet kendine gelecek mi? Siz bunu anlamıyor olabilirsiniz. Çünkü ben kullandığım için. Bakalım ben size söyleyeceğim oldu olmadı. Büyük ihtimalle olmuştur, pislik tıkanmıştır bir yerlere. Hemen buradan açıyoruz. Ve bakın şuradan benzin gelecek. Güzelce gelmeye başladığında kapatalım. Evet. Şu an kapattık. Şu an motosiklet çalışmaya hazır durumda. Evet. Şimdi hiç uğraşamayacağım. Şeye bas 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 bas.
Hemen şunu elime alacağım. Vurdurma team tabii ki de. Hemen şu an bayır aşağı anlayamam onu. Ama şu an ataklığı gördünüz. %90 oldu. Ama şu rampadan çıkarken belli olacak her şey. Devir yüksekken zaten sıkıntı olmuyor. Oraya lastik attıydık bak. Yukarıdan tekerledik. Evin etrafını temizlerken bunlar buraya kaçanlar. Vallahi söyle şimdi. Yapma be abi. Yapma be. Lan kamera sen ne yapıyorsun? Kamera bey şu an dur çıktı. Bak hiçbir sesten dolayı özür dilerim. Duman attı. Sırlar dünyasına bak. Motor bir yerinden yağ attı. Şurada. Neresinden attı lan bu yağı? Allah Allah. Şurada niye öyle bir yağ attı o? Yağa bakar mısınız? Niye öyle bir şey yaptı o? Çok mu geldi acaba? Yağ koydum ben buna da. Şurada yağ hortumu gibi bir şey var büyük ihtimalle. Ben çok gaza basınca şey yaptım. Motor artık beni bir sağ al, beni bir sağ al diyor. Bakalım ne zaman motor kitleyip blok çıkartacak bize. Motor iyi ya. Gidiyor yani. Başardık abi. Bak kendi otomatik istometme şekli var bak. Her yer duman ama yanıyor motor. Lan lan lan. Bu motor bakalım. Ya şu motorun gerçekten öldüğü zamanı ne zaman göreceğim? Cidden ulan ne dayanıklı motormuşsun be. Helal olsun sana be. Her neyse gençler. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız da. neydi o? Çana tıklamayı unutmayın. Yani bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.